Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin 13. dersindeyiz. Bu dersimizde Selefilerin bir sözüne cevap vereceğiz. Selefiler diyorlar ki dua esnasında ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Bu da ispat eder ki Allah göktedir. Bu sözü söyleyen kişiye biz de deriz ki bu nasıl bir delildir? Ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Demek Allah semadadır. Yahu şunu hiç düşünmüyor musun? Eğer Allah gökte olsaydı ellerimizi değil yüzümüzü semaya çevirirdik. Senin bu mantığından yola çıkan başka birisi şöyle der. Secdede başımızı yere koyuyoruz. Demek Allah aşağıdadır. Bir başkası da şöyle der. Namazda Kabe'ye dönüyoruz. Demek Allah Kabe'dedir. Eğer siz duada ellerimizi semaya kaldırdığımız için Allah semadadır derseniz diğerleri de böyle der ve onlara söyleyecek hiçbir sözünüz de olmaz. Şimdi duada ellerin için semaya kaldırdığımızı izah edelim. Bir, ellerimizi semaya çeviriyoruz. Çünkü duanın kıblesi semadır. Namazın kıblesi nasıl Kabe ise duanın da kıblesi semâ cihetidir. İki, rahmet ve rızık semadan iner. Zira ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Estaizu billah ve fissemai rızguku. Sizin rızkınız göklerdedir. Rızkımız göklerde olduğu için İsterken ellerimizin içini semaya çeviririz. Üç, sema Allah'ın rububiyetinin ve uluhiyetinin masarıdır. Rububiyet ve uluhiyet her ne kadar yeryüzünde tecelli etse de yeryüzü o rububiyet ve uluhiyetin haşmetine sema gibi masar olamamaktadır. İşte duada elleri yukarıya kaldırmak o rububiyetin tecellisine mazhar olmayı lisanı halle istemektir. 4. İnsan fıtraten maksadının hasıl olacağı yöne doğru yönelmeye meyillidir. Fıtratında bu meyil vardır. Mesela bir devlet başkanı halkına rızık vaat ettiği zaman insanlar Sultan'ın orada olmadığını kesinlikle bilseler de yine de onun hazinesine doğru yönelirler. İşte sema Allah'ın hazinelerinin mahalli olduğu için insan isterken o hazineye el açar, elini o hazineye doğru uzatır. İşte bu gibi sebeplerden dolayı dua ederken ellerimizi semaya açarız bunun Allah'ın semada olmasıyla zerre miskal alakası yoktur. Lakin bu selefiler bunu dahi anlamaktan acizdir. Kardeşlerim dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.